Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İki konunun tarih kitaplarında, medreselerde ve ilahiyat fakültelerinde harcandığını düşünüp Allah'tan hafız diliyorum. Birisi peygamberlerin aleyhisselam kıssalarının Kur'an-ı Kerim'de zikredilmesi. İkincisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının gazveleri yani girdikleri savaşlar. Bu iki konu ne yazık ki Bizim Müslümanlığımızın ve imanımızın temeli olarak değil de karısı ve oğlunun iman etmediği Nuh'un gemisinin çivilerini kim çakmıştı hikayesi olarak duruyor. Uhud'un bütünü olarak değeriyle Hamza radıyallahu anh'ın işte ciğerleri söküldü, parçalandı, bilgisi karşılaştırıldığında Uhud'un içinde bir küçük parça olan Hamza radıyallahu anh'ın şehadetinin daha fazla ağır bastığı görülüyor. Halbuki ashab-ı kirama bakıyoruz. Bu işleri din olarak yapmışlar. Cennet veya cehennem görmüşler. İkinci ve üçüncü nesle bakıyoruz. Tabi'in ve tebeut tabi'in nesline bakıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gazvelerini, cihatlarını, Kur'an'dan bir sureyi öğrenir gibi öğrenmişler. Eğer biz tabi'in ve tabi'ut tabi'in neslini örnek nesil olarak görüyor isek gerçekten, çocuklarımıza İslam öğretirken, otur yavrum, Fatiha suresini oku bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diye öğrettiğimiz gibi yani Fatiha suresini öğrettiğimiz gibi onlar çocuklarını öyle yaptılar çünkü. Bizim de çocuklarımıza yetiştireceğimiz nesillere Bedir gazvesini anlatıyor olmamız lazımdı. Vurdular dağıttılar Halid'in elinde kılıç kırıldı değil. Allah Kainatta en çok sevdiği kulu Muhammed Aleyhisselam'a yaşattığı bir süreç var 23 senede. Bu 23 senede 60'tan fazla savaş yönetmesini emretmiş. Bu savaşlar bir yere oturuyor. Oturdukları yer İslamiyetin neresinde? Bundan başlayarak sonuçları ne oldu? bu savaşlarda dökülenler ve dikilenler oldu. Bir kısmı ayağa dikildi, bir kısmı döküldü. Kıyamet gününe kadar Müslümanlar, Bedir, Uhud, Hendek, Mekke, Tebuk, hep böyle girip çıkacaklar savaşlara. Çanakkale, önemli bir savaş ama Bedir değil. Bedir versiyonu olan bir savaş o küfrün cephesi müşriklerin cephesidir. İman cephesi ashab-ı kiramın cephesidir. Bu karşılaşmalar kıyamete kadar devam edecek. Biz peygamberlerin aleyhimusselam kıssalarını hikaye gibi dinlediğimiz sürece Allahu Teala'nın o günü gösterip bugün yaşamamızı anlamamızı istiyor şeklinde ders çıkarmadığımız sürece bir, iki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gazvelerini onun namazı gibi, onun orucu gibi, onun haccı gibi anlamadığımız sürece ve gerekenini yapmadığımız sürece kendi kendimize bir şeyler yapmaya devam ederiz. Bu yaptığımız şeyler ne sonuç doğurur bilmiyorum. Bugünkünden de berbatı olmaz herhalde. Bu sebeple ben geçmişe esef ederek ve geleceğe de umut bağlayarak keşke Bedir harbini anlayabilseydik diyor. Bedri anlayabilseydik bugün Allah'ın izniyle Müslümanlar olarak çok daha dik çok daha 300 kişi olunca büyük orduların önünde pes etmez müminler olduğumuzu anlamış olacaktık. Bugün dünün hatalarının bedeli ödeniyor. Eğer bugün Müslümanlar olarak biz hala Bedri anlayamazsak bu dünya dönerken bizim de başımızı döndürür. Biz dünyayı çevirmesi gereken bir ümmet iken dünya bizi çevirir. Kendi yörüngesinde döndürür durur bizi dünya. Bu sebeple samimi bir şekilde Allah-u Teala'nın inayetine sığınıp Bedir'i anlamak istiyoruz. Kaç kişi esir olmuş? Kaç kişi öldürülmüş? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asabına hangi sözleri söylemiş? Bu açılardan değil. İmanımızın ve Allah'a bağımızın bize emrettiği açılardan. Çünkü orada 313 kişiydiler, 314 kişiydiler veya 340 kişiydiler. Bu rakam kutsal bir rakam değil. Oradaki tavırlar kutsal bir tavır. Oradaki sonuçlar kutsal bir tavır. Kur'an-ı Kerim'de namazın nasıl kılınacağını anlatan bütün ayetler bir yere yazılsa orucun nasıl tutulacağını anlatan ayetler de onun altına yazılsa, zekat ve hac ayetleri de yazılsa, bildiğimiz en büyük ibaretler, bunların toplamı bir yere yazılsa, bu Bedir'le ilgili ayetlerde karşısına yazılsa beş katı yapar bunun herhalde. Çocuklarımıza ashab-ı kiramın kahramanlıklarını anlatma olayı değil Bedir. İman nedir? Onu anlatıyor allah Teala. Biz, namazı önemsiz görürsek, neuzübillah, dinden çıkarız. Namazdan daha çok bedri anlatan Allah'ın anlattığını dinlemezsek, namazı da anlamayız bu sefer. Bedrin, Uhud'un, Mekke fethinin, Tebük gazvesinin, Hendek gazvesinin Kur'an-ı Kerim'de aldığı ayet sayısı sayfa diyelim. Sayfa sayısı bütün ibadetlerin en az 10 katıdır. En az bütün ibadetleri. Sadaka da dahil. Buna cihat ayetlerini de Bedir'e katarsak 20 katına çıkar. Çünkü bir evin aydınlanması için ampül gereklidir. Ama o eve enerji verecek santral de önemlidir. Santral olur. Ampül olmazsa ev karanlık kalır. Ampül olur santral olmazsa yine karanlık kalır. Ama ampül hiçbir işe yaramaz. Bediri anlamak veya anlamamak, santral bulunmak veya bulunmamak anlamına geliyor. Namaz ampüldür. Aydınlıktır, nurdur. Ama onu müminin yüreğindeki haktan yana durmak, Allah ile beraber olmak, şeytan ve şeytanın adamlarından uzak durmak şuuru ancak işe yarar hale getirir. Bu sebeple kardeşlerim bugün Müslümanlar olarak Bedir'i anlamaya çok muhtacız. Allah'ın izniyle Bedir'i konuşacağız. Neden konuşacağız? Çünkü Kur'an-ı Kerim Bedir için Yevmul Furkan diyor. Ayrışma günü diyor. Ayrışma günü kafirlerle, müminlerin birbirinden ayrılıp, renk farklılıklarının ortaya çıktığı gün, bu ümmetin en mübarek nesli olan, sahabe neslinin, Allah onlardan razı olsun, sahabe neslinin, sivrilip, ortaya çıktıkları gündür Bedir günü. Dolayısıyla, Bedir Savaşı'nın sebepleri, akış türü ve sonuçları. Yani neden Bedir Savaşı oldu? Nasıl oldu? Ne sonuçlar getirdi? Bu üç şey bundan 1439 sene önceki bir savaşın sebepleri, işleyişi ve sonuçları olsa da bugün ve kıyamete kadar böyle devam edecek hep. Çünkü ortadaki olay Mekkeli müşriklerle Medineli müminlerin savaşı olayı değildir. Yevmul Furkan hakla batılın aralarının ayrıldığı gündür Allah buyuruyor. Bu sebeple Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Yevmul Furkan <الْفُرْقَان> diye isimlendirdiği Furkan ayrışım günü demek Yevmul Furkan <الْفُرْقَان> ayrışım günü cephelerin belli olduğu gün وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ Okulumuza indirdiğimiz o Furkan günü o iki grubun birleştiği gün indirdiğimiz şeyler diye Allahu Teala'nın öne çıkardığı bir isim var. Dolayısıyla kıyamet gününe kadar Müslümanlar ya kafirlerle sarmaş dolmaş olacaklar, İslam ortada olmayacak ya da bir bedir ruhu yani küfür burası İslam burası diye müminlerin bağırlarını gererek yürüyecekleri gün hep var olacak. Yani Bedir, bir Ramazan'ın 17. gününde, bir vadideki savaşın adından çok, Allah'tan yana olmak isteyen müminlerin her sabah namazına kalkıp akşama kadar, yeryüzü caddelerinde ve sokaklarında ortaya koydukları ruhun adı olacak. Bedir bir iman tavrının adıdır. Bir savaşın adından önce. Çünkü Allah "Yevmel Furkan, Yevmel takal Cem'an" buyuruyor. O iki cephenin karşılaşıp Furkan gününü oluşturdukları zaman Allah'ın ifadesi bu Celle Celaluhu. Müminler Bedir ruhu ile yürüdükleri caddelerde hep muzafferdirler Allah'ın izniyle. Bedir ruhundan yoksun olarak yürüdükleri zamanda küfrün rengiyle renklenmiş, küfrün ruhu ile canlanmış gibi yürüdüklerinden dolayı yürüyüşleri İslam adına, Allah adına olmayacaktır. Bunu bu şekilde anlayabildiğimiz zaman Allah'ın izniyle Bedir bizde ruhun adıdır. Bunu yapamayanlar Bedir şehitlerinin ve gazilerinin isimlerini bir kağıda yazıp o kağıdı da işte bir suyun içine batırıp şifa niyetiyle onu güya içerler. Halbuki Bedir'in ruhunu içmemizi Allah istiyor. Biraz sonra göreceğiz. Bedir bir ruhun adıdır. Tütsü adı değil, muska adı değildir. Bedir gazilerinin isminin yazıldığı levha bir evde bulunursa düşman o eve girmez yanmaz sözünün bir dayanağı yoktur. Ama Bedir ruhu ile donanmış bir mümin kıyamete kadar bakidir imanı Allah'ın izniyle diye bir hakikat var. Ve Allahu Teala Adem Aleyhisselam'dan beri son peygamberin son gününe kadar sadece Bedir mücahitlerinin imanına şahit olmuştur. Bir olay yok ki dünyada, o olaya katılanları Allah bunlar mümindir desin. Sadece ve sadece, Bedir gazilerine böyle bir şeref nasip etmiş Allah. Kitlesel iman sahibi olmuşlar. 314 kişi. Enfal suresinin 5. ayetinde Kema ahrecak rabbuk min beytike bil hak Seni Rabbin evinden o gün tam hak üzere çıkarmıştı. Ve inne fariqan minel mu'minina Seninle beraber olan müminlerden bazıları ise senin o cihada gitmenden hoşlanmıyorlardı. Peygamber Aleyhisselam'ın yanında bulundukları halde onun cihadını uygun bulmadıkları halde Allah onları mümin olarak isimlendiriyor. Çünkü sonra kılıçlarına sarıldılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında cihad ettiler Bedir'de. وَاِنَّ فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ لَكَارِهُونَ o 314 kişinin Müslüman olduğu Allah'ın sözüyle sabit. Ve <laughs> Çok enteresan 314 kişi teçhizatları bir savaş teçhizatı olmadığı halde günlük bellerindeki beylik silahlarıyla diyelim girdikleri savaşta bin kişiden daha kalabalık olan dev bir orduyu helak ettiler. İlk defa Allah karşı düşmana yani düşmanın içine azınlık olan müminlerden korku salarak savaş kazandırdı Allah Teala. 300 kişiyi 3000 kişi gibi gösterdi Allah onlara. Müminlere de o 1000 kişiyi 200 kişi gibi gösterdi. Bundan da anladık ki Allah bize iki ders vermiş oldu. Bedir'i, Bedir'i kıyamete kadar önemli bir ders olarak inceleyelim diye bunları konuşuyoruz. Siyer bilgisi dersi değil bu. İman dersi bu. Bir, ne ders verdi allah Teala? Düşmanı korkutarak sana savaş kazandırabiliyor Allah demek ki düşman senden korkuyor azsın çoksun silahın var ona bakmıyor çünkü korkmak bir psikolojik hastalıktır fare bir insanın avucundan daha küçüktür İnsan fareyi avucuna alsa sıksa 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 böyle pençesi güçlü bir adam kedinin yaptığının on katını ezer ona herhalde ama fareyi gören bir daha uyuyamıyor o gece. Çünkü korktuğun şeyin büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil artık. Bu dersi veriyor Allah. İkinci verdiği ders, demek ki mümin Bedir ashabında olduğu gibi, düşmanının kaç kişi olduğunu saymak yerine, Allah'a ne kadar yakın olduğuna bakmak zorundadır. Sen kendini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında, Allah bizimle beraber hissettin mi, düşman vadileri doldurmuş olsa bile, biiznillahü teala sen yürekli olursun. Senin yürekli halini gördü mü kafir, zaten o korkacak. El-Enfa suresinin 12. ayetinde, Seulki fi kulubillezine keferur ru'b buyuruyor. Müminlere hitap ederek, ey müminler, Onların yüreğine korku salacağım siz merak etmeyin. Saldı da nitekim. Ve çok önemli bir başlık. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin girdiği savaşlarda dahi örneği olmayan, başka bir peygamberin savaşında da örneği olmayan müthiş bir örnek var. Bedir savaşına mahsus olmak üzere Allah bu savaşta insan şeklinde melekler indirdi. El-Enfal suresinin 9. ayetinden bakıyoruz. İz rabbekum. Rabbinizden yardım istiyordunuz ey müminler. Festecebelekum. Siz Rabbiniz de size cevap verdi enni mumiddukum bi elfin min melâiketi murdifiin. Ard arda sırayla bin melek size yardıma gelecek diye duanıza cevap vermiştim buyurdu Allah. Enfal suresinin 9. ayetinde. Müminler ya Rab, ya Rab deyince festecebe lekum Allah duanızı kabul etti size bin melek yardım için geldi. Ve Ali İmran suresinin 123 124. ayetinde. Ve lakad neserakumullahü bi Bedrin ve entum ezille. Fettakullaha leallekum teşkurun. İz tekulu lil mu'minina len yekfikukum en yumitakum rabbukum bi 3000 min Ey müminler siz perişan bir haldeydiniz de Bedir günü Allah size yardım etti hatırlıyor musunuz? O zaman Allah'tan korkun ve şükreden kullan olun. Ey peygamber sen onlara diyordun ki Allah size 3000 melek indirdi. Ve o melekler ard arda geliyorlar. İlk bin kişilik bir manga indi diyelim meleklerden. Sonra Allah bunu 3000'e çıkardı, sonra 5000'e çıkardı. Kafirler Müslümanların karşısında duruyorlar. Kuzeye doğru bakıyorlar. Melekler kuzey doğu köşesinden veya kuzey batı, köşe çok önemli değil. Bir uçaktan, paraşütten atlar gibi 50, 100, bin, 2000, bin, 4000, bin, 4 bin, beş bin melek vadi doldurdu. Bunu kafirler gözleriyle gördüler. Cabir radıyallahu anh diyor ki, nereden, nasıldı meleklerin tipi, götürün beni Bedir'e tarif edeyim size diyor. Onlar da gördüler. Sahabe de gördü. Gözleriyle Allah'ın silahlı, mücahit şeklinde, at üstünde geldiğini gördüler. Müşrikler, daha sonra esir düştüklerinde siz bizimle uğraşamazdınız. Kimse hangi kabile yardım etti? Başka bir kabilenin geldiğini düşündüler onlar. Allah hem kalplerine korku verdi, korku saldı. O korkuyla e, deyim yerinde ise yürekleri patladı. Hem de karşısında 314 kişilik bir sahabe birliği var zannederken onlar bin kişi beş bin kişilik bir grup gördüler gördükleri adamlar da ihtiyar böyle çoluk çocuk tip değil her biri tam bir pehlivan mücahit atın üstünde mızraklar elinde o görüntüyle gittiler zaten Ebu Cehil o görüntüyü görünce yığıldı kaldı Allah dileseydi müşrikler oraya gelirken başlarına taş atardı da Ebre'ye attığı gibi bunlara ne gerek vardı der miyiz biz iman olmayan der tabi Allah bir kere müminlerin cılız hallerine ve entum ezirle perişan durumlarına rağmen üzerlerine düşeni yapıp meydana çıkmalarını istiyor ondan sonrasını bana bırakın diyor ve de nasarakumullah bi bedir Ondan sonrası Allah'ın. Ama otur biz pasifiz, zayıfız diye evinde oturanlara Allah'ın bir yardım vaadi yok demek ki. Kıyamete kadar bu kural böyle. Bedir'i konuşuyoruz. Ve Bedir o gün bir savaşın adıydı. Kıyamete kadar da müminlerin tavrının adı olacak diyoruz. Bir ayrı daha var. Yine Bedir'de Allah Teala'nın bu meleklerle yardım etmesinin ötesinde çok daha farklı bir yardım çeşidini gördü ashab-ı kiram. Ama hepsi Bedirle Medine arası 150 kilometredir. O 150 kilometreyi beylik silahı denecek küçük kamalarla, kılıçlarla yani ağır donanımı olmadan geldikleri o yerde <laughs> ispat ettikleri zaman Allah'ın yardımı da ard arda geldi. Mesela ashab-ı kiram müşriklerin kalabalığını ve zor şartları görünce bir miktar ürktüler önce. allah Teala onlara bu sefer hafif bir esneme ile beraber bir uyku verdi. Yarı uyur gibi oldular. Hani öğle vakti masasında böyle hafif kestirir ya insan, konuşulanları duyuyorsun ama çevreyi görmüyorsun. O şekilde uyudular. Onlar uyurken Allah üzerlerine yağmur indirdi. Tatlı tatlı kestirdiler biraz. Uyandıklarında o melekleri de hazır buldular. Cephenin o görüntüsüyle beraber her biri Allah'ın arsanı oldu kesildi. Radıyallahu anhum cemiyen. An. Ve bugüne doğru gelmesi gereken Enfal suresinin 12. ayeti tecelli etti. Biz meleklerin yardımını hayal ediyorsak şimdi, mesela nasıl yardım etmiş olabilir melekler? Biz ne çizgi filmlerden, dizi filmlerden öğrendiğimizden ne anlat? Çekil ben varım buradan deyip Cebrail bir vurdu kafasını uçurdu Ebu Cehil'in. Biz hep böyle düşünüyoruz. Böyle yapmamış Allah. O beş bin melek aleyhimusselam orada duruyor ama El Enfa suresinin 12. ayetinden Allah onların orada niye durduğunu söylüyor. İz yuhi rabbuke ilel melâiketi Rabbin meleklere dedi ki o gün enni me'akum ben de sizinle beraberim. Melekler o beş bin melek orada enni ma'akum ben de sizinle beraberim fe sebbitul amenu iman edenleri yüreklendirin siz onun için melekler geldi demek ki melek senin yerine tutup tankı kaldırıp fırlatıp atmıyor sen Allah'a sığınırsan geliyor senin yüreğine iman pompalıyor fe sebbitul amenu meleklere iman edenlerin yüreklerini sağlamlattırın, geri kaçmasınlar. Seulki fi kulubil ladina keferur Kafirlerin yüreğine de korkuyu ben salacağım. Buyurdu Allah Celle Celaluhu. Buradan anlıyoruz ki Bedir yüzde yüz Adem Aleyhisselam'ın cennette iblisle karşılaşması var ya secde edersin etmezsin diye o gün başlayan hak ve batıl savaşının tecelli ettiği bir gün Bedir günü demek ki Bedir böyle bir gün sadece 314 kişilik ordu ile 1000 kişilik ordunun karşılaştığı bir gün değil öyle gördük mü Napolyon'un filan ordusu daha güçlü görünür senin gözünde o zaman. Rakamlara takılır kalırsın. Arşa alaya bağlanmış yüreğin varsa senin, rakamlara değil davana takılıp kalırsın. Allah'ın izniyle. Ve o gün, Bedir'e katılanlar, bugün Allah'ın izniyle tamamı, Firdevsi aladadırlar. Hatta ve hatta. Ulemamız Bedir'e katılan ki 314 kişi katıldı. O gün Medine'de 314 kişi yoktu. Kadınlarıyla beraber belki 5000 kişi vardı. Belki daha da fazlaydı nüfus. O gün o 314 kişi Ashab-ı Kiram'ın seçkinleri Bedir'e katıldıkları için aynı şekilde Bedir'e gelen melekler de o 5000 bin melek melekler arasında farklı melekler oldu ya Rab bundan ne anlam çıkıyor Bedir'e katılmak ashab-ı kirama bir şeref kazandırdığı gibi meleklere de bir şeref kazandırmış dolayısıyla bugün Bedir kafalı olup Bedir ruhlu olup bu hayatı evinde yaşayanlar, işinde yaşayanlar, davasına o mantıkla hizmet edenler, meleklerin bile farklı olmasına vesile olacak bir işin üzerindedirler. Allah'ın izniyle. Bedri anlayarak yaşıyorlarsa eğer. Bir başka Bedir farkı, Allah'ın izniyle bugün de üzerimize yansıyacak Bedir ruhu diye özellikle vurguluyoruz Bedir ruhu nedir? o gün Müslüm'ün rivayet ettiği hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki o Bedir'e katılacakları günün akşamında Allah'ım şu küçük grubu bugün burada helak edersen bu yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak bir daha diye dua etmiş çünkü herkes zahiri anlamda biliyordu ki müşrikler Bedir'de ashab-ı kiramı ezip geçselerdi Medine'ye gidip Medine'nin kökünü kazıyıp geri gideceklerdi zahiri manada tabi kul hesaplarında matematik rakamlarında, bunu dünya gözüyle böyle gördüğü için sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, bu grubu helak edersen burada, müşrikler bunları yok ederse, sana ibadet eden kalmayacak ya Rabbi dedi. Dünyada melekler var tabi. Bunlar ne anlaşılıyor? Bugün ezanını duyduğumuz İslamiyeti o günkü 314 kişiye muhtaçız. Zahiri manada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Bunlar olmazsa din olmayacak diyor. Bugün din varsa o gün Bedir vardı onun için. Buradan bir matematik hükmü daha çıkıyor. Yarın İslam olmazsa Bugün Bedir ruhu olmayanlar yüzünden olmaz maazallah. Eğer bugün biz Bedir'i bu mantıkla anlarsak yarınki İslam'ın yükünü de taşıyoruz demektir. Eğer bunu beceremezsek o zaman bir asır sonra da olsa İslam'ın maazallah yaşanmadığı bir yer söz konusu olduğunda dün orada Bedir ruhunu kaybedenlerin yüzünden olmuştur diye onlar Allah'tan müstehakkı oldukları şeyi bulurlar o zaman Bedir'de bir şey daha var ve çok önemli daha sonra bir iki kere daha temas edeceğiz buna ama Bedir planlanmış bir savaş değildir. Bizzat Kur'an'dan görüyoruz ki Bedir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve muhacirlerden olan ashabın, kim muhacirler? Mekke'den Medine'ye hicret edenler. Ashabın hicret ederken Mekke'de kafirler, müşrikler tarafından gasp edilen mallarının intikamı için yapılmış bir baskındır Bedir. Dolayısıyla bu Medineli ensarın konusu değildi. Bu Mekkeli muhacirlerin konusuydu. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş startı diyelim verdiğinde ısrarla ensarın ne düşündüğünü merak etti. İsrarla. Onlar da kalkıp bizle de ilgili değil ya Resulallah deselerdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara itiraz etmeyecekti. Neden? Neden? Çünkü Akabe Bey atlarında yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelmediğine diye davet ettiğinde Ensar ciddi bir madde vardı orada. Medine'de bulunduğun sürece seni koruruz diye özetlenecek bir madde vardı. 150 kilometre Medine'nin dışına çıkınca Ensar'ın omuzlarında bir yük kalmadı. Çünkü onlar Medine dışındaki bir harekattan sorumlu olmamaları gerekiyordu oraya 314 kişi geldiler pek çok e, ensardan olan sahabi de oraya geldi nitekim e, orada şehit olan az bir sahabi var onlar da hep ensardan oldu Allah onlardan razı olsun şehit oldu hep öne onlar çıktılar çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeta ensar mecbur değilsiniz bize yardım etmeye bu bizim bir nasıl diyelim hani özel sorunumuz. Kendi çünkü oraya saldırıya gelen Mekkeli müşrikler muhacirlerin akrabaları. Ebu Bekir'in oğlu geldi oraya. Yani radıyallahu anh. Dolayısıyla bu bizim özel sorunumuz. Kendi iç sorunumuz gibi bir şey. Bize katılır mısınız dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Ensar'ın verdiği cevap ve sonra o cevabın gerçekleşmesi için gösterdikleri gayret, Ensar'ın ne kadar vefalı bir nesil olduğunu ortaya çıkardı. Hem orada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Ya Resulullah merak etme, sen neredeysen biz oradayız. Öyle Yahudilerin Musa aleyhisselama dediği gibi demeyiz sana biz. Neredesin oradayız Ya Resulullah. Dediler Efendimiz çok mutlu oldu. Haydi Bismillah o zaman çıkalım yola buyurdu. Demek ki Ensar biz karışmayız ya Resulallah deseydi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zahiri manada elbette bu de, bu cesareti bulamayacaktı kendisine. Başka bir çare Allah gönderecekti. Burada Bedir Savaşı Ensar'ın o gökleri dolduran sevgiyi nasıl hak ettiklerini gösteriyor. Mesela Hendek Muharebesi'nde Ensar çok çalıştılar. Çünkü onların Medine'si saldırı altındaydı zaten. Görünürde o makul bir şeydi. Ama aynı şeyi Bedir için söyleyemeyiz. Çünkü Bedir'de onlara ait bir e, durum yoktu. Ama mümin kardeşleri olduğu için orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için hiçbir şekilde itiraz etmediler. Allah onlardan razı olsun. Bedir gazvesinin en mühim özelliklerinden birisi, Bedir gazvesi hicretin ikinci senesinin Ramazanının 17. günüdür. O 17. gün oruçlu oruçlu bu savaşa girdiler. 20 20. günü akşamı Medine'ye döndüler. 10 gün sonra bayram oldu. Ümmeti Muhammed'in Kur'an indiği günden beri o gün bugündür öyle bir tatlı bayramı bir daha olmadı. En tatlı bayramını ümmet o gün yaşadı. Neden? Çünkü şirkin başı ezilmişti ve meleklerle beraber bir savaşa girmişlerdi. Yani gökle yer yapışmıştı birbirine adeta. O bayram çok mutlu bir bayramdı. Bu hicretin ikinci senesi Ramazan ayında oldu. Bedri hızlı bir şekilde özetleyecek olursak, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a iman eden ümmetin ilk savaşıdır. Ümmetin en büyük düşmanı olan müşriklerle yapılmıştı o günün hesapları iyice. Ve bu zamanın yani bu ümmetin Firavunu denen kafirlerin tamamına yakınının öldürüldüğü bir savaş oldu. Meleklerin katıldığı bir savaş oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat savaştı. Ve bir Ramazan ayında mübarek bir günde gerçekleşti ve o günde o günden sonra müşrikler, Yahudiler ve münafıklar İslam diye bir devletin artık var olduğunu itiraf ettiler. O güne kadar bir kabile hareketi gibi görüyorlardı. Sığınmacı operasyonu gibi görüyorlardı. Mekke'den muhacirlerin Medine'ye gelmesini. Dolayısıyla Bedir, bu saydığımız haleti ruhiyelerin, o gün, tescillendiği gündür, bu ruh sahipleri de kıyamete kadar bunlar hep tescil edecektir. Kardeşlerim çok önemli bir noktayı tespit etmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mübarek elinin kılıç tuttuğu bu savaş Kur'an-ı Kerim'de 1 3 5 ayette anlatılmıyor. Ayet rakamları zikredeyim. Direkt ve dolaylı olarak Bedri anlatan ayetlere bakınız. Ali İmran suresinin 12 13. ayetleri. 122 123 124 125 126. ayetleri. Nisa suresinin 97 98. ayetleri. Enfal suresinin yaklaşık 78 sayfa bütünü. Bunu anlatıyor. Hac suresinin 19. ayeti. Duhan suresinin 10 11 12 13 14 15. ayetleri. Kamer suresinin 45. ayeti. Mücadele suresinin 22. ayeti. Müzzemmil suresinin 11 12 13. ayetleri. Bedir Savaşını anlatıyor. Sadece Bedir Savaşı'nı anlatan ayetler bunlar. Çoğu direkt olarak anlatıyor. Bir kısmı da savaşın etrafındaki konuları anlatıyor. Bedir Savaşı bu ümmetin yeryüzüne gönderiliş maksadını ispat etmek için yaptığı ilk cihat eyleminin adıdır. Bedir bir ruh adıdır. Vadi adıdır ama bizde ruh adıdır. Bu ruhun sindiği yürekler Allah'ın izniyle o 314 kişinin ekolünden devam ediyordur. Bu ruhu çocuklara anlatılacak siyer meselesi zannedenler, çocuksu duygularla bakıp, ay kılıç mı geldi tam adamın gözünden zannedenler, olayı kılıç kalkan oyunu zannedenler, Kur'an-ı Kerim nelere işaret ediyor? Niye bunu sayfalar sayfalar anlatıyor Allahü Teala böyle? Enfal suresi zaten bu sure Enfal ganimet demek, Bedir ganimeti demek. Yani surenin adı Bedir'deki ganimetlerden geliyor. Ali İmran suresi, Nisa suresi, Hac suresi. Niye allah Teala bu kadar Kur'an'a yaymış bunu? Çünkü Bedir ruhuyla kılınan namaz Allah'ın istediği namazdır. Bedir ruhuyla tutulan oruç Allah'ın istediği oruçtur. Bedir ruhuyla hac ettiğin zaman, Bedir ruhuyla dua ettiğin zaman, Bedir ruhuyla anaya babaya itaat veya isyan ettiğin zaman Allah'ın muradı gerçekleşmiş oluyor aksi takdirde biz sanaryosunu yazdığımız İslam'ı yaşıyoruz ve İslam yaşadığımızı zannediyoruz oluyor neden Bedir gazvesi böyle öne çıktı buna devam edeceğiz inşallah velhamdülillahi rabbil alemin